Sərbəst güləşə 12 yaşından başlayan Taha Akgül Türkiyənin Sivas bölgəsində doğulub. 27 yaşlı peşəkar idmançının atası da güləşçi olub. Ata əvvəlcə böyük oğlunu, daha sonra isə Tahanı bu idman növünə yönləndirib. Akgül ilk qələbəsini 2012-ci ildə Avropa çempionatında qazandığı qızıl medalla imza atıb. Əsasən 125 kg çəki dərəcəsində güləşən idmançı 5 qat Avropa çempionu, 2 qat dünya çempionudur. Eyni zamanda 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa oyunlarının və 2016-cı ildə Rio Yay Olimpiya oyunlarının qızıl mükafatçısıdır. Dünyaca məşhur türkəli güləşçi Bakıda təlim məşq toplanışında idi. Fürsətdən istifadə edərək ona yeməklə bağlı suallarımızı ünvanladıq. Gün içərisində 3 öğün yemək yiyoruz. Sabah, öğlen və akşam. Sabah ara öğünlerimiz de var sporcu olduğumuz için. Antrenman öncesinde. Sabah jimnastiği yapıyoruz kahvaltıdan önce. 6.30 gibi. Daha sonra 7.30 ile 8.30 arasında kahvaltımız var. Daha sonra dinlenmemiz var. 10.30'da tekrar sabah antrenmanına giriyoruz kahvaltıdan sonra. 12'ye kadar sürüyor. 12'den sonra öğlen yemeğimiz ve daha sonra da akşam yine aynı şekilde antrenmanımız var. O da 4 ile 6 arasında. Akşam yemeğinden sonra da dinlenme saatimizde işte yatsı vaktinde yine aynı şekilde böyle enerji verici. İşte kuru yemiştir veya işte top kektir, vücudu toparlayıcı böyle besinlerle beslenip sonra tekrar uyuyoruz. Özellikle kamp dönemlerinde ağır antrenmanların olduğu dönemde genelde protein ağırlıklı. Yani kırmızı et, özellikle güreşçilerin yemeğinde eksik olmamalı. Beyaz et, kırmızı et. İşte kampta çeşit yemekler olur. İsteyen istediği yemeği alır yani. Beyaz et de olur, balık da olur, tavuk da olur, kırmızı et de olur. İsteyen sporcu, ister makarna yer, ister pilav yer. Tabii diyetisyenimiz var kamplarda bizim. Diyetisyenimiz programı yapıyor, aşçılarımıza veriyor. O da ona göre uyguluyor. Tabii ama isteyen de istediği yemeği yiyebiliyor aynı zamanda. Biz gün ərzində ne kadar su içirsen? Ya şöyle söyleyeyim, tabii biz ağır bir spor yapıyoruz. Güreş çok ağır bir spor. Hani ben litre hesaplayamıyorum çünkü çok su tüketiyorum gerçekten. Yani bir antrenmanda 2,5-3 kilo yakın ter atıyoruz. Yani 4-5 tane ben tişört değiştiriyorum. Sırılsıklam terliyoruz zaten. Hani litre hesaplamıyorum ama tahminen bir 6-7 litre herhalde içiyordum diye tahmin ediyorum yani günde. En sevdiğin yemek hansıdır? Sivas'ta mantıya benzer bir yemeğimiz var. Hingel, yani yöresel bir yemek. Patateslisi yapılıyor, etlisi yapılıyor. Onu seviyorum. Onun dışında patates kızartmasını çok seviyorum. Aslında genelde yemeklerle aram iyidir. Eti çok seviyorum. Yani güreşsiz, kırmızı et hiç yemeğimde eksik olmaz yani. Xarici səfərlərdə testis olursan, hansı ölkənin mətbəxini daha çox bəyənmisən? Azərbaycan gibi bizim kardeş ülkemiz. Burada dinimiz, dilimiz, ırkımız, her şeyimiz aynı. Burada mesela yemekte sıkıntı çekmiyoruz. Lezzet de aynı ama tabii başka ülkelere gittiğimizde lezzet anlamında problem yaşıyoruz. Özellikle o zaman beyaz et tüketmeye çalışıyoruz. Kırmızı et tüketemiyoruz. Tavuk etiyle besleniyoruz. Tabii o da ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz. Çünkü lezzet yok. İsteyemiyorsun, yiyemiyorsun fazla. Tadı uymuyor sana. Yani vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadarını alıp ondan sonra zaten güreşip dönüyoruz. Genelde böyle oluyor yani. Fazla tüketemiyoruz onu. Ve sözün yemeği hazırlayabilirsen? Ya yok, benim hiç öyle yemekte pek şeyim yoktur, aram yoktur. Biraz üşengeçim. Yani zaten yorgun oluyorum. O yüzden eve geldiğim zaman annem genelde hep yemeğimi hazırlar. Ben hiç ellemem yani. Yumurta bile kırmam. Tahanın sevdiği mantı Türkiye'nin daha çok Sivas bölgesine has təamdır. Hazırlanma qaydası olduqca asan olsa da, idmançılara onu tez-tez yeməyə icazə verilmir. İlk olaraq xəmiri yoğururuq, yumuşaq olması üçün bir ədəd yumurta əlavə edirik. Mantının içliyi üçün qaynadılmış kartof, doğranmış cəfəri və soğan qarışdırılır. Yaydıqdan sonra xəmiri düzbucaqlı formada doğrayıb hazırladığımız içliyə bükərək qaynadırıq. Xəmir tam bişdikdən sonra mantı tomat sosu və qatıqla süfrəyə təqdim edilə bilər. Yediğin en bahalı yemek ne olup? Bahalı yemek. Bizim özel bir restoranımız var Türkiye'de. İsmini vermeyeyim, reklam olmasın. Orada yediğim bir yemekti. O da yine aynı şekilde kırmızı et tabii ki. Yani mangal. Yani etin her türlüsü. İşte bonfilesi, işte antrikotu, ondan sonra kuşbaşısı, hepsi her türlüsü geliyor. Değişik geçişi hali. En pahalısı oyun. Ve sen farklı yemek? Sushi. Hoşluyorsan? Yok, sevmem. Hiç sevmem. Türkiyənin gurur duyduğu güləşçiyə həmişə qələbə qazanmağı arzu edirik.